Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda satranç taşlarından vezirle şahı yapıp taş serisini bitireceğim. Öncelikle şuradan ne yapalım? Wire görüntüsünü bir kapatalım. En son kullandığımız taşlardan şu atın altındaki parçayı kopyalayıp buraya çekiyorum. Bunu biraz büyütelim. Şöyle. Evet, şu bizim için yeterli. Bunun görseli neden gözükmüyor? Kevit yüzünden mi? Neyse şöyle kalsın. Şuradan devam edecek olursak objeyi edit moda alıyorum ve buradaki yüzey seçiliyken yukarıya doğru extrude ediyorum. Scale. Extrude, scale, extrude. Şuradan şöyle scale. Şöyle biraz extrude, scale. Extrude, sağ klik. Scale ediyorum tekrardan. Şuradan şöyle devam edecek olursak zaten kolay bir formu var. Şurada bir boşluk bıraktım. Şuradan biraz içeri. Şuradan biraz dışarı. Şuradan yukarı. Şuradan da içeriye doğru bir kat. Ve buradan şöyle şuraya kadar şöyle extrude edelim. Evet, buraya kadar tamam. Burada içe doğru bir kat ekleyelim. Ve burada ekledikten sonra bakın şurada şöyle çıkıntılar var. Yani şuradaki kısımlardan şöyle yukarıya alamıyorum. Şuradan şöyle yapalım önce. Şimdi alabiliyor muyuz? İkili ikili gidelim. İşimizi görecektir ikili ikili gitmek. Ha, bir tane boş kaldı. Şurayı tek bıraksak ne olur? Çok mu kötü olur? Şurayı şöyle içeriye doğru scale ediyorum. Aslında üçlü üçlü gitseydik olurdu galiba. Neyse çok da önemli değil. Burası böyle kalsın. Sonra bunun mirror'unu alırız. Şöyle iken. Alabilir miyiz? Alamayız. Mirror'un altı düzelmez bu. Üçlü gidelim. Yukarıya doğru extrude.
Daha sonra kendi içerisinde şöyle scale ediyorum. Şunu şöyle biraz içeriye doğru çekelim. Evet, şu şekilde bir formum var. Diğerine üçlü gittik. Bunun şöyle baktığımız zaman ortasında bir çıkıntısı var. O çıkıntı için de şuradan içeriye doğru bir cut extrude, yukarıya doğru devam edecek olursak extrude scale extrude scale. Şuradan bir kat daha bırakacağım. Şöyle bir görüntüm var. Bunun üzerine bir de Subdivision Surface bırakalım. Daha soft olsun görüntü. Şuradaki kısmı biraz açabiliriz. Biraz da aşağıya doğru taşıyabiliriz. Evet, şöyle bir vezir görüntümüz var. Şurada dışarıya doğru extrude etmeyi unutmuşuz. Şunu açalım. Biraz zorluyor çünkü bilgisayarı aynı anda extrude etmek. Şöyle dışarıya doğru extrude edersek daha doğru olacak. Şurada 3 tane top var. Onun için şuradaki objeyi doğrudan buna kopyalıyorum. Kopyalıyorum, tekrardan küçültüyorum. Kopyalıyorum. Şöyle küçültüyorum. Evet, şöyle bir formum var. Aslında buralar biraz kat kat geliyor ama çok da önemli değil. Şuradan bir objeye eklersek o katlığı oluşturabiliriz. Bu kalsın. Bu yuvarlak kalsın. Evet. Hemen bunun bir kopyasını alıyorum. Yan tarafa. Ve biraz daha büyütüyorum. Şöyle. Scale'lerden sıfırlayalım. Zaten şuraya kadar aynı neredeyse. Şuradan şuraya kadar olan kısmı siliyorum. Şuradan devam ediyorum. İçeriği doldurdum. Dışarıya doğru çekiyorum biraz. Extrude. 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 Bir kat daha extrude şuraya. Şunu biraz daha sağa taşıy, sola taşıyabiliriz. Üst tarafını ayrı yapacağım. O üst tarafı için o üst tarafı için sahneye bir adet küp objesi ekliyorum. Aynı yerde olsunlar. Bunu seçip bunu seçiyorum. Daha sonra Shift S ile bunu buna taşıyarak şöyle küçültüyorum. Şöyle şöyle tam orta alacak olursak şuradan dar. Şuradan da aşağıya doğru biraz küçültelim. Şuraya bir H ekleyip kenara doğru açıyorum. Şuraya bir H ekleyip scale ediyorum. Aynı şekilde şuraya da bir H ekleyip şöyle scale ediyorum. Şuradaki kısım içinde biraz içeriye doğru scale. Yukarı extrude. Yan tarafa doğru scale edip hemen şuradan da 2 adet extrude işlemiyle burayı bitiriyorum. Hemen objenin üzerine bir adet önce scale elden sıfırlayalım. Bir adet bevel'ın segment sayısını
3 E mantığını da şöyle kısalım. Sağ klik, Auto Smooth dediğimiz zaman şuralarda biraz bozukluklar var. Şöyle komple smooth diyelim. Evet, şu bizim için yeterli olacaktır. Evet, bütün taşları modelledim. Şimdi bu taşları aslında bir de bunların kontrolcüleri lazım bize. Yani normalde kontrolcüler olsa daha iyi olur. Yani bu objeyi tuttuğum zaman mesela animasyon falan yapmak gerekirse eğer normalde bunlara kontrolcü eklemek lazım, kemik eklemek lazım. Bu obje iki parçadan oluşuyor mesela. Bu iki parçadan oluşan objeyi dediğim gibi normalde join etme gibi bir imkanımız var ama o zaman modifierları uygulamamız lazım. Modifierları uygulamamak için de bunları bir kontrolcüye bağlamak gerekiyor. Bu tarz işlemleri daha sonradan bu videoları, daha doğrusu bu çalışmaları asset haline dönüştüreceğim. Asset Browser'a. Onun videosunu da göstereceğim. Şimdilik biz bunun şu objeyi, şu üst taraftaki objeyi alt taraftaki gövdeye Ctrl P ile parentleyelim. Buradaki açılan menüden de Keep Transform diyerek bunu buna taşıdığımız zaman otomatik olarak o da taşınmış olsun. Şunları da doğru. Bunları birleştirebiliriz. Bunlar aynı objelerden. Aynı türden objeler. Bunu da buna parentliyorum. Şunu doğrudan şuna parentleyelim. Şu ikisini. Bu her zaman bunu taşısın. Çünkü kesen obje onu. Sonradan apply yaptığımız zaman sileriz. Bunu da buna parentliyorum. Ctrl P. Bunu da buna parentliyorum. Şu şekilde Ctrl P. Ve Keep Transform. Şöyle baktığımız zaman overlay'leri kapatalım. Bütün objeleri gövdelerinden tuttuğumuzda şu şekilde taşıyabiliyoruz. Bu niye böyle zorlanıyor? Ha, çünkü bunun içerisinde bir de boolean var. O yüzden zorlanıyor. Onu apply yaptığımızda böyle bir sorunumuz kalmayacak. Şunlar da çalışıyor. Evet. Tahta kısmı ile devam edeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.